akıntıda çok çeşitli şekilde akıntılarla karşılaşabiliyoruz. Kanlı, mukuslu, kötü kokulu, kaşıntılı. Bu tür akıntılarda sebebe yönelik bakmak gerekir. Çünkü çok farklı sebepler dolayısıyla bu farklı akıntıları görebiliyoruz. Örneğin enfeksiyonlarda bu tür akıntılar olabiliyor. Trikomonas dediğimiz bir parazitimiz veya bakteriyel vajinoz dediğimiz bir bakteri enfeksiyonu veya bir mantar, kandida albicans dediğimiz mantar enfeksiyonları bu akıntılara sebep olabiliyor. Küçük çocuklara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazen yabancı cisim de çok kötü kokulu akıntılara sebep olabiliyor. Menopoza girmiş hanımlarda kötü kokulu akıntılar mutlaka takip edilmesi ve incelenmesi gerekiyor. Çünkü altta yatan kötü huylu bir tümör, kanser olabiliyor. Bunların mutlaka ayırt edilmesi gerekiyor.